Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webl.com sitemizden bulabilirsiniz. Ayrıca kendim geliştirmiş olduğum İngilizce mobil resimli kelime oyununu da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuzla yazılı videomuza başlıyoruz. Bize burada bir sebze ve meyveleri vermiş. Bunları bize countable ya da uncountable olarak ayırmamız isteniyor. Countable sayılabilen de, uncountable ise sayılamayandı. Bakıyoruz. Cucumber nedir? Salatalıktır. Salatalık sayılabilir mi? Evet, sayılabilir. O yüzden buraya cucumber yazıyoruz sayılabilenlere. Sonra yoğurt. Yoğurt sayılır mı? Yoğurt sayılamaz. O zaman buraya sayılamayanlara, yani uncountable'a yoğurt yazıyoruz. Cheese yani peynir. Peynir sayılabilir mi? Peynir de sayılamaz. Onu da bu yüzden uncountable'a yazıyoruz arkadaşlar. Bunları eleyelim. Orange. Oranges olabildiği için, yani çoğul eki alabildiği için bu da nedir? Bir countable'dır. O yüzden bunu da countable'a yazıyoruz. Mushroom. Mushroom nedir? Mantardır. Mantar sayılabilir mi? Evet, o da sayılır. Onu da countable'a yazıyoruz. Ardından pear var. Pear sayılabilir mi? Evet, pear da sayılabilir. Pears olabilir. O yüzden onu da countable'a yazıyoruz. Beef. Beef nedir? Beef de biftektir aslında. Biftek sayılabilir mi? Hayır, sayılamaz. O yüzden bu nedir? Uncountable'dır. Potato yani patates. Patatoes diyebildiğimiz için, çoğul eki alabildiği için bu ne olur arkadaşlar? Bu da tabii ki countable olur. O yüzden buraya potato yazıyoruz. Rice. Rice nedir? Pirinçtir. Pirinç sayılabilir mi? Pirinç sayılamaz. O zaman bu nedir? Uncountable'dır. Bunu da uncountable olan yere rice'ı yazıyoruz. Ve şimdiden 10 puanı kapmış olduk arkadaşlar. Diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Burada da bizden doğru olan şıkkı işaretlememiz gerekiyor. Doğru olanı seçmemiz isteniyor. Bakalım. Would you like any or some tea? Burada bize diyor ki biraz çay almak ister misin diyor. Burada hiç çay almak ister misin diyemeyeceğimiz için ne olur burada? Some olur. O yüzden some'ı işaretliyoruz. İkincisine bakalım. There aren't any or some good restaurant in my town. Diyor ki burada da benim olduğum şehirde hiç iyi restaurant yok diyor. Burada olumsuz olduğu için direkt neyi kullanacağız? Any'i kullanacağız tabii ki. Olumsuz ve soru cümlelerinde ne kullanılır? Any kullanılır. O yüzden burada da any'i işaretledik. Üçüncüsüne bakalım. She takes a lot of or any sugar in her coffee. Bakacak olursak bu cümlemiz nedir? Pozitiftir. O yüzden any ne yapılamaz? Kullanılamaz. Any kullanılmıyorsa ne kullanılır o zaman? A lot of, yani birçok kullanılır. O yüzden burada da a lot of'u işaret altına alıyoruz. How much or a few time does it take you to get to school? Burada da time sayılamadığı için ne kullanacağız? Burada da how much kullanacağız. 5'e bakalım. Are there some or any tentacles in this bag? Burada da soru cümlesi olduğu için ve any olduğu için burada da direkt any'i işaretleyebiliriz. Yan tarafa geçelim. Burada da işaretlememiz gereken şıklar var. She dediği için ne gelir buraya direkt? Does gelir. They dediği için de s takısı gelir mi? Gelmez. S takısı nelerde gelirdi? He, she, it de gelirdi. Diğerlerine S takısı gelmezdi. Burada you dediği için doesn't, not olamaz. O zaman don't olur. She olduğu için de S takısı alması gerekiyor. Ve fiilimizin sonunda y varsa y düşüyor ve es takısı alır. O yüzden bu da studies olur. He olduğu için de zaten S takısı gene alması gerekiyor. O yüzden de bu does olur. Diyoruz ve C bölümümüze geçiyoruz hemen. Burada da verilen kelimelerle buradaki kelimeleri eşleştirmemiz isteniyor. Hemen eşleştirelim. A glass of, yani bir bardak dememiz gerekiyor. Bunu hangisinin başına getirebiliriz? Tabii ki suyun başına getirebiliriz. Bir bardak su anlamına gelir. A glass of water. A kilo of, bir kilo dememiz gerekiyor. Bunu da hangisinin başına getirebiliriz? Tabii ki domatesin başına getirebiliriz. Bir kilo domates yani. Bunu da eledik. A cup of, yani bir fincan, bir bardak anlamında. Bu ne olabilir? Bu da tabii ki kahve olur. Yani a cup of coffee. Kapıda eledik. A carton of, yani bir teneke anlamında. Bir teneke kola gibi o anlamda. A carton of hangisine gelir böylelikle? Bakacak olursak milk'e gelir. A carton. Carton of milk. Bu da teneke kola gibi bir şey.
cup yani. A slice of yani bir dilim. Bir dilim neye gelir? Bir dilim pizzaya gelir tabii ki. O yüzden a slice of pizza diyoruz. Bu bölümü de bitirdik. Hemen yan bölümümüze geçelim. Burada da in, on veya etle cümlemizi tamamlamamız isteniyor. Saat olduğu için yani 7 o'clock nedir bu? Saat 7 anlamında. 7'de kalkarım anlamında olacağı için saat olduğu için saatlerin başına ne gelir arkadaşlar? Et gelir. O yüzden eti eledik. Eti yazdık. The shop closes blah blah midnight. Midnight'ta ve night'ta ne gelirdi başına? At gelirdi. Diğerlerinde in gelirdi. In the evening gelirdi ama night veya midnight olunca at midnight veya at night olurdu. In England, it often snows blah blah December. Ayların başına ne gelirdi arkadaşlar? Ayların başına da in gelirdi. December'da Aralık olduğu için başına in getiriyoruz. Günlerde ne gelirdi? Günlerde de 10 gelirdi arkadaşlar. Burada ne gösteriyor? Burada da Kasım'ın 20'sini ifade ediyor. Kasım'ın 20'sini ifade ettiği için bu nedir? Kasım'ın 20'si bir gündür. Ve bir gün olduğu için de bunun başına ne getirebiliriz? 10 getirebiliriz. Sakın November var diye in getirmeyin. Çünkü Kasım'ın 20'si diyor. Kasım'ın 20'si bir güne denk geldiği için buraya 10 getirmemiz gerekiyor. He likes taking a nap blah blah the afternoon. Zaten buraya da in the afternoon geleceğini biliyorsunuzdur umarım. In the morning, in the evening. Bunların başına hep in gelir. Özetleyecek olursak saatlerin başına et geliyor. Diğer ayların başına in geliyor. Günlerin başına 10 geliyor. Yılların başına da in geliyor. Böyle özetlersek daha doğru olur. Diyoruz ve E bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Burada da saatlerin okunuşunu yazmamız isteniyor. Saatleri yazacağız burada da. Hemen saatlerimizi yazıyoruz. What time is it? Saat kaç? Saat 7:15. Bunu nasıl diyebiliriz? A quarter past dememiz gerekiyor. Çünkü 7'yi 15 geçiyor. O yüzden geçtiği için past yazıyoruz. Past 7. Saat 7'yi 15 geçiyor. 8:45'i nasıl deriz? Bunda da 9'a 15 var dememiz gerekiyor. A quarter past demiyoruz bunda, to diyoruz. Çünkü var anlamında olacağı için to diyoruz. Ve buraya da 8 demiyoruz, 9 diyoruz. Çünkü 9'a 15 var. Sakın 8 yazmayın, o zaman 7:45 olmuş olur. Cevap yanlış olur. Doğru cevap ise a quarter to 9 yani 9'a 15 var. To var anlamında, past ise geçiyor anlamında. 12:15'i nasıl diyebiliriz? 10 nedir? 10'dir. 10 past. 10 past. 12'yi nasıl yazarız? 12. Yani saat 12'yi 10 geçiyor anlamına olur. 16:50'yi nasıl söyleriz? 16:50'de 5'e 10 var cinsinden söyleyebiliriz. 10 to 5 dememiz gerekiyor. 5. Burada da sakın 4 demeyin. 4 derseniz o zaman da 3:50 olmuş olur. To'yu kullanırken sayımızın bir üstüne alıyoruz. Bunu unutmayın. Burada nasıl diyeceğiz? Burada da 21 yazıyoruz. 21. Geçiyor mu? Evet geçiyor. O zaman past ve 8 yazıyoruz. İsterseniz bunu 20 diye de yazabilirsiniz. 8 diye de yazabilirsiniz. O fark etmez. Böylece 10 puanı daha kapmış olduk arkadaşlar diyerek hemen arka sayfamıza geçiyoruz. Burada da doğru yanlış sayfamız yani true false. Öncelikle metnimizi okuyalım ve ardından soruları cevaplayalım. My name is Elif. I am 10 years old. I am a student. I get up early in the morning. I have breakfast and brush my teeth. I go to school by school bus. I have got 6 lessons a day in the evenings. I do my homework and watch TV. I go to bed at 9:30 p.m. At weekends, I play volleyball and go to cinema with my friends. I like my friends very much. Elif is 11 years old diyor. 11 yaşında diyor Elif ama baktığımızda Elif 10 yaşında. O zaman bu nedir? Yanlıştır. O zaman buraya F yani false yazıyoruz. She is a teacher. O bir öğretmen mi? Hayır. O bir öğrenci. O yüzden bu da yanlıştır. She goes to school by school bus. Yani servisle mi gidiyor okula? Bakacak olursak evet servisle gidiyor. O zaman buna da tuğru anlamındaki T'yi koyuyoruz. She has got 6 lessons. Yani 6 dersi mi var onun? Evet onun 6 dersi var. Burada I have got 6 lessons a day dediği için bu da ne olur? Doğru olur. True olur yani. She likes her dog very much. O köpeğini çok seviyor.
parçaya bakacak olursak köpekle alakalı bir şey yok. Arkadaşlarını seviyor anlamında bir cümle kuruyor ama burada köpek dediği için bu ne olur? Elbet yanlış olur. Buraya da false F koyuyoruz yani. She plays basketball at weekends. O hafta sonları basketbol oynar diyor. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü o hafta sonları voleybol oynar ve arkadaşlarıyla sinemaya gider. Voleybol olduğu için bu da nedir? False'tur, yanlıştır yani. Diyoruz ve hemen son bölümümüze geçiyoruz. Burada da kelimelerle resimleri eşleştirmemiz isteniyor. Have dinner, yani akşam yemeği hangisi olur? Bu olur. O zaman buraya have dinner yazıyoruz. Have dinner'ı eledik. Do homework nedir? Do homework de budur. Ev ödevi yapmak yani. Bunu da eledik. Sleep yani uyumak. Uyumak hangisi olur? Bakalım hangisinde uyuyor? Bunda uyuduğu için buraya da sleep yazıyoruz. Get up kalkmak. Hangisinde kalkıyor? Bunda kalkıyor. Buraya da get up yazıyoruz. Bunu da eledik. Take school bus yani servise binmek, okul otobüsüne binmek hangisidir bu da? Bu da budur. Bu resmin altına da school bus yazıyoruz. Brush teeth yani dişlerimizi fırçalamak. Dişleri fırçalamak da bu resimde ifade ettiği için buraya da brush teeth yazıyoruz. Get dressed ise üstünü giymektir. Burada üstünü giydiği için get dressed yazıyoruz buraya da. Bunu da eledik. Play computer geriye kalan tek şık resmimizde bu olduğu için buraya da play computer yani bilgisayarla oynamak yazıyoruz arkadaşlar. Pardon, gözükmemiş yazılar, özür dilerim. Böyle yazarsanız tam puanı kapmış olursunuz. Son sorumuza geldi sıra. Burada da bize diyor ki What do you do in your daily routine? Write 10 sentences. Burada diyor ki günlük rutininizi yazınız diyor. Atıyorum hemen bir şeyler yazalım kısa bir süre içinde. I get up 7 o'clock veya böyle de yazabilirsiniz. At başına getirin. Böyle de yazabilirsiniz. Yazı haline 7 o'clock da yazabilirsiniz. I get up at 7 o'clock. Ardından I have breakfast. Breakfast, kahvaltı yaparım. Ardından ne yaparsın? I get dressed. Üstümü giyerim. Ardından ne yaparsınız? Okula giderim diyelim. I go to school. Ne ile gidersin? By diyoruz. Yürüyerek gidiyorum diyelim. Atıyorum. Yürüyerek walk yazarsak okula neyle gittiğimizi ifade etmiş oluruz. Ardından atalım, yazalım bir şeyler. I have diyelim. I have seven lessons. Böyle bir şeyler yazarsanız da tam puanı kapmış olursunuz. Ben şu an acele olduğu için, videoda kayıtlı olduğumuz için kısaca acelece bir şeyler yazdım. Siz bunu isterseniz kendiniz yazıp yorumlarda da atabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki. Diyorum ve videoyu sonuna geldik arkadaşlar. Yazılı sorularını dediğim gibi eğitimevi.webmail.com sitemizden bulabilirsiniz. Diyoruz ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Diğer videolarımıza da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.